أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تلخيصتان kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 55 Ahval-i Mutaallikat-ı Fiili'de kalmıştık. Evet. Hocam bugün 1, 2, 3, 4, 5 satır okuyup şu aşağıya kadar okuyup arka sayfadan sayfadan inşallah ikinci dersimizi yaparız. Tamam. Yani bir 5 satır kadar bir yapalım. Yolcu olmaması hasebiyle, yani yoldan yeni gelmemesi hasebiyle. Evet, bakamadık bize. Onun için şu masa boş geçmemiş olsun. Bir 5 satır okuyalım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahval mutaallikat-ı fi'li. Fi'lin mutaallikatının, yani alakalandığı şeylerin ahvali, halleri. Evet. Müsned'in ve Müsned'in halleri okuduk değil mi hocam? Evet. En son bunlara dedi iyi vakıf olmak lazım. Bunlara iyi vakıf olan kimse ne yapar? Diğerlerinde buna kıyas eder demişti. Evet, şimdi müsned ve müsned-i ileyh cümleleri her ikisi de var. Evet. Bu müsned ve müsned-i ileyhin özellikle fiilin, ahval-i tarikat-ı fiil deyince fiilin alakalandığı şeylerin hallerini okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. El fiilu fiil. Neyle beraber? Ma'al mef'ulü. Mef'ul ile beraber. Mef'ul ile beraber deyince burada el fi'lü demiş ki üzerinde el zikrul fi'li demiş. Fiili zikretmek. Ma'al mef'ulü, mef'ul ile beraber. Şimdi mef'ul ile beraber bir fiil, mef'ul ile beraber zikrettiği zaman da bu şu anlama göre de mikrofil müteaddi fiil değil mi? Evet. Veya da müteaddi bir lazım fiil olursa harf-i cerre mef'ul olur. Bunu zaten biliyoruz burada. El fi'lü ma'al mef'ul, fiili mef'ul ile beraber zikretmek ne gibidir? Kel fiili, fiili zikretmek gibidir. Ey kezikret fiili yani. Mal, faili, fail ile beraber. Fiili, fail ile beraber zikretmek gibidir. Hangi hususta? Fi ennel gharada. Şu husustaki maksat, neden maksat? Min zikri, o fiili zikretmekten maksat. Neyle beraber? Ma'hu, onunla beraber. Ma'hu, ey ma'a vahidi minhuma deyince, o minhumanın humarı zamiri, fail ve mef'ule gidiyor. Yani fail ve mef'ul her ikisiyle beraber. O alâ sebil-i beden, buradaki hu zamiri hem fail ile gider hem de mef'ul kelimesine gider. Onun için üzerine minhuma demiş. Yani ma'lâhi minhuma. Yani her ikisiyle beraber, fail ve mef'ul ile beraber bu şeyin zikrinden, fiilin zikrinden maksat nedir? İfadetü telebbüsihi fiilin taallukunu yani ilişkisini ifade etmek. Neyle olan ilişkisi? Bihi ala semil-i bedeyle, o fail ve mef'ul ile. Fail ve mef'ul ile. Buna şöyle bir misal verebilir miyiz? Mesela Nasara Zeydün, Nasara yerlerinde kim Zeydün Zeyd? Nasara Zeydün Amran, Zeyd Amra yerlerindeki değil mi? Evet. Şimdi bu iki misalde de hani birisinde fail var, Nasara Zeydün'de fail var. Ki nasara fiili haddi zaten mef'ulde alabilir. Ve ikinci verdiğimiz misalde ise nasara zeydün anlamda ise mef'ul almış halini söylemiş oluyoruz. Mütaaddi fiilin sade fail aldığı hali nasara zeydün. Fail ve mef'ul bir aldığı hali ise nasara zeydün anlam. Bunu darabda yapabiliriz. Darabda zeydün veya darabda zeydün anlamda yapabiliriz. Mesela buraya şöyle diyebiliriz hocam. Bu iki misali yazdıktan sonra. Mesela diyebiliriz. Mesela. Nasara Zeydün, Nasara Zeydün ama mesela bu misalde yani Nasara Zeydün misalde mesela Nasara Zeydün misalde Nasara Zeydün misalde ki fiil ile fail arasındaki fiil ile fail arasındaki ilişkinin ifade ettiği mana ilişkinin ifade ettiği mana yardımın Zeyd tarafından vuku bulmuş olmasıdır. Yardımın Zeyd tarafından vuku bulmuş olmasıdır. Bir daha söylüyorum. Mesela burada yani bu misaldeki fiil ve fail arasındaki ilişkinin ifade ettiği mana yardımın Zeyd tarafından vuku bulmuş olmasıdır. Evet. Bu tamam. Burada da yani Nasara Zeydün Amran'da yani
bu misalde de, bu misalde ise yani nasıl azaydı onlar bu misalde, bu misalde ise fiilin mef'ul ile arasındaki ilişkinin fiilin mef'ul ile arasındaki ilişkinin ifade ettiği mana vuku bulan yardımın amra yapılmış olmasıdır. Vuku bulan yardımın amra yapılmış olmasıdır. Tamam hocam. Evet. Ne dedik? Orayı bir daha okuyalım. Baştan bir daha alıyorum hocam. El fi'lu ma'al mef'ul, fi'li mef'ul ile beraber zikretmek ne gibidir? Fi'li ma'al fa'il, fi'li fa'il ile beraber zikretmek gibidir. Hangi hususta? Hatta biz yani fi'li fa'il, mef'ul bunları gördük sarftan ayırdı değil mi hocam? Evet. Hangi hususta? فَيَنَّ الْغَرَضَ şu husustaki maksat min zikri, fiilin zikrinden maksat nedir? Neyle beraber? Ama mahu o fail veya ve mef'ul ile beraber zikrinden maksat nedir? İfade ediyor telebbüsühi fiilin taallukunu yani ilişkisini ifade etmektir. Neyle? Bihi o fail ve ile fail ve mef'ul ile. Evet. La ifadetu vuku'ihi mutlakan. La li ifade. Yok la hocam. La mı? La ifadetu vuku'ihi. Öyle mi? O yanlış yapıyor. La ifadetu vuku'ihi mutlakan. Evet. La ifadetu vuku'ihi fiilin yani işin vukuunu ifade etmek değildir. Fiilin yani o işin hani ondaki nusret değil mi? Mesela Nasara Zeydin de deseniz, Nasara Zeydin Amran da deseniz bir nusret var değil mi hocam orada? Evet. Yardım. Veya Darabe Zeydin, Darabe Zeydin Amran dediğin anda bir darp var orada, darp. Hani vuku darp var. Hı-hı. Yani işte o fiilin yani işin vukuunu ifade etmek değil. Değil. Yani dövme işi hasıl olduğu değil. Bu değil. Bu değil. Dövme işini Zeyd yaptı. Dövme işini Zeyd yaptı ama kime yaptı? Nafil olursa Amra yaptı. Hı-hı. Yani bu da kasetle bu. Fiilin yani işin vukuunu ifade etmek değil. Mutlakan mutlak olarak. Mutlak olarak yani o fiilin herhangi bir isterseniz yazabilirsiniz. Mutlakan mutlak olarak yani o fiilin herhangi bir fail veya meful ile o fiilin herhangi bir fail veya meful ile alakalandığını beyan etmeksizin. Alakalandığını beyan etmeksizin. Bir yani daha diyebiliriz hocam. Yani asıl maksat o işin kimden sadır olup kime yapılmış olması gibi hususların belirtilmesidir. Yoksa nusret değil yani veya da darp değil. Tamam mı? Onun için la orası, la ifadetu vuku'i mutlak olarak kime yapıldığının kime yapılmış olması gibi hususların belirtilmesidir. Evet. Buradaki kasıt bu yani. Yoksa fail de alsa, mef'ul de alsa neticede nasa ise bir nusret, darabe ise bir darp var. Tabii ki. Bunu şey yapmıyoruz. Bu darbı yapan veya nusreti yapan kim? Ve kime yapılmış? Tamam hocam. La ifade vuku'i. Fiilin işin vuku'unu, o nusretin veya darbı yani vuku'unu ifade etmek değildir. Nedir? İşte kime yapılmış? Değil mi? O fiilin fail veya mef'ulle alakalanması, telebbüsüdür. Değil mi hocam? Bunu ifade eder. Mesela فَاِذَا لَمْ يُذْكَرْ zikredilmediği zamanda tabii buradaki yüzker den kasıt mefuldür hocam. Mefrul bihtir. Yani mefrul bihtir zikredilmedi. Onda zaten üzerine mefrul bihi yazmış. Neyle beraber? Ma'hu o fiille beraber. Ya, üzerine ey ma'al fi'il muta'addi. El müsnedi ila fa'ili. Yani, müsnedi ila fa'iline müsned olan, dayandırılan müta'addi fiiller.
Zaten fiil müteaddi olacak ki mefhulün bir alsın değil mi? Yoksa evet. Mefhulün bir alabilir mi? Mefhulün bir alır ama gayri sayı olarak alır. Harfi cerre alır. Evet. Haraca zeydün. Tamam o bitti artık. Mefhulün bir almaz. Ama zeyd nereye çıktı, nereden çıktı, değil mi? Nasıl çıktı? Bu veya da nereye çıktı deyince tafsilde. Tafsilata girdiğimiz zaman da harfi cerre mefhulün bir alır ama ona mefhulün bir gayri sayı denir. Burada kastettiğim müteaddi fiil yani. Mahvul müteaddi fiille beraber. فَاِذَا لَمْ يُذْكَرْ مَفْهُلُمْ بِهِ زِكَرِلْمَدِي زَمَانْتَا neyle beraber mahvul o müteaddi fiil ile beraber zikredilmediği zamanda ki aslında zikredilmesi lazım değil mi hocam? Evet. Ama zikredilmediği zamanda فَالْغَرَضُ maksat اِمْكَانَ اَيَرْ ise neyse ispatuhu o fiilin ispatı ise mesela darabe zeydun buna bunu misal olarak verebilirsiniz. İspatuhu ya misal darabe zeydun zeyd dövdü. Yani Zeyd'in dövdüğünü ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. Evet, imkânen, felgâdû maksat, imkânen eğer ise neyse ispatı o. O fiilin ispatı ise, kime ispatı? Lifâilî, yani kim için? Lifâilî, faili için. Hani darabe Zeyd'in, bak oradaki Zeyd var, Zeyd dövdü. Ya kimi dövdü, ne zaman dövdü, neden dövdü, oraya girmiyoruz. Sadece burada dövme için Zeyd'in ispatı konuşuyoruz. Zeyd dövdü. Zeyd dövdü. İmkânen kim dövdü, Zeyd dövdü. İspatı o. O fiilin ispatı niçin lifaili faili için ise ev veya nefyihi o fiilin nefi için ise o fiilin nefi için yani yapmıyor ise evet kimden nefi için ama anhu o failden nefi için ise bak üzerine lem yadırıp demiş lem yadırıp dövmedi yani darabe zeydün zeyd dövdü lem yadırıp huve değil mi veya lem yadırıp zeydün zeyd dövmedi. Bu da ne oluyor? Nefi. O işi hani Zeyd yapmadı yani. Bu ise mutlak olarak yani o fiiline herhangi bir mef'ul, o fiilin herhangi bir mef'ul ile alakalanmasını itibar etmeksizin yani mutlak olarak hani mef'ulü falan konuşmuyoruz yani. Tamam mı hocam? Yani nasıl darabe Zeyd'in veya lemiyedir. Tamam. Hani müsbet ve menfi olma yönünü şimdi bakıyoruz. فَلَغَارَضُ مَقْسَدْ فَاِذَالَمْ يُذْكَرْ مَعْهُ bir daha alıyorum. فَاِذَالَمْ يُذْكَرْ مَفْهُلُ بِهِ zikredilmediği zaman da neyle beraber مَعْهُ müteaddi fiilinle beraber zikredilmediği zaman da ki darabe zeydün dediğimiz zaman veya da lem yedir dediğimiz zaman da zikredilir değil mi hocam? Evet. فَلَغَارَضُ مَقْسَدْ اِنْكَانَ eğer ise ispatuhu o fiilin ispatı ise niçin? لِفَاِلِهِ فَاِلِ için اَوْ نَفِيهِ veya o fiilin nefi için neden anhu o failden nefi için ise mutlak olarak o zaman nezele, müzzile o müteaddi fiil indirilir. Nereye indirilir? Menzileten lazimi, lazım menzilesine indirilir. Lazım menzilesinden kasıt da zaten 13 numarada aşağıda yazıyorum. Alt ayda bir dikkat ediyor musunuz? 13 numara. Fî en lâ yüc'ale zâlike fi'lu mutallakan bi mef'ulin kemâ lâ yüc'alul fi'lu lillâzim mutallakan bihi demiş. Evet. Bunu şöyle yazabiliriz hocam isterseniz Türkiye olarak. Şimdi nüz ile o fiil indirilir menzileten lazım. Lazım menzilesine yani diyelim hocam. Menzileten lazımdan sonra. Yani hiçbir mef'ul ile yani hiçbir mef'ul ile alakalanmaması bakımında. Kısa diyorum. Yani hiçbir mef'ul ile alakalanmaması bakımında. Yani lazım fiil için mef'ul ile alakalanmıyor ya hocam. Evet. Dolayısıyla bu müteaddi fiilde aynı lazım gibi, lazım fiil menzilesine indiriliyor. Yani mef'ul ile alakalanmıyor. Ama darabe zeydün diyorsun, ben oraya amran diyebilirim. Yani diyebilirsin de demiyoruz. Gene. Yani o lazım fiil menzilesine indiriyoruz. Bu da bize lazım olan zeydün o işi yapmış olması veya lem yedir dediğim zaman da yapmamış olması. Önemli olan budur. Yani o zaman burada ne yapmış oluyoruz? Biz müteaddi fiili lazım fiil menzilesine indirmiş oluyoruz. Değil mi hocam? Şimdi bu tamam. Ama isterseniz burada bunu biraz yazalım mı? Ne diyorsunuz? Vallahi yazsak yolu gibi geliyor. Şöyle yazsak kısa bir şey yazalım hocam. Diyelim hocam yani darabe zeydün veya lem yedrik veya lem yedrik değil veya lem yedrik değil. Müteaddi fiil olan darabe ile beraber müteaddi fiil olan darabe ile beraber
herhangi bir mef'ulü zikretmemekten maksat, herhangi bir mef'ulü zikretmemekten maksat, yok bu yazmaların çok faydası olacağını bekleniyor. Hani insan anlayabilir ama unutur hocam ya, hepimiz insanız çünkü unuturuz yani. Zikretmemekten maksat, herhangi bir mef'ulü zikretmemekten maksat, dövme işinin zey tarafından yapılmış veya yapılmamış. Yapılmış olunca darabe zeydin değil mi hocam? Yapılmamış olunca lem yapılır. Yapılmış veya yapılmamış olmasıdır. Yapılmış veya yapılmamış olmasıdır. Maksat bu olduğu için müteaddi fiil olan darabe lazım fiil menzilesine indirilmiştir. Müteaddi fiil olan darabe lazım fiil olan menzilesine indirilmiştir. Yani alaydanın yanilerin esfası hocam. Yani lazım fiilde hani şöyle gözümüzün önüne getiririz anlamda harca zeydin değil mi mesela? Harca zeydin gibi mesela diyebiliriz. Şöyle parantez içinde olabilir harca zeydin gibi. Lazım fiilde mef'ul zikredilmediği gibi müteaddi fiilde de mef'ul zikredilmemiştir. Nokta. Fulanun yu'ti verir. Misali de böyledir. Yu'ti kelime sen bir mef'ul değil. Kaç tane mef'ul hocam o zaman yu'ti verir kime falan. Müteaddi fiil. O zaman lazım fiil kalıbına dönmesi için bir öncesinin olması gerekiyor. Yani önce mesele konuşulmuş falan her şey bitmiş. Kim dövdü? Bunlar oldu. Ve burada bir de şu var. Mütekellim ve muhatap arasında bir şey var. Bir ifade var. Burada mütekellim muhataba neyi anlatmak istiyor? O işi yapan kişinin yani veyahut da yapma, o işi yani falan kişinin yaptığı veya yapmadığını ifade ediyor. Orada yani kime yaptığı önemli değil. Tamam da bir öncesi var yani. Var tabii. Öncesi var. Yani öncesi muhakkak. Nokta koyacak. Kim dövdü? Zeyd dövdü. Tabii. Öncesi var. Fulanın yolda misali de böyledir. Yani fulanın yolda irta'a demektir. Yani fulanın yu'ti verir neyi? El-i'ta'a verme işini. Bu demektir yani. Fulanın yu'ti el-i'ta'a. Yu'ti el-i'ta'a. Demektir. Tamam mı hocam? Tamamdır. Evet. Peki takdir olunmaz mı buraya şimdi darabe zeydün diyorsun veya lem yadırıp diyorsun. Ya buna mef'ulü takdir etsek olmaz. Takdir edilen o zaman aynı mezkur gibi zikredilmiş gibi diyecek. Velem yukadder takdir de olunmaz. Neye lehu ola. Ona takdir de olunmaz. Ne mef'ulün, evet bir mef'ul takdirde olunmamıştır. Mesela darabe zeydün amran. Misalini alacak olursak tabi burada darabe zeydün amran veya ev bekran ev selimen değil mi? Veya darben şediden. Yani böyle şeyde değildir yani böyle mukadderde değildir. Niçin? لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ çünkü mukadder olan takdir edilen ne gibidir? كَالْمَذْكُورِ zikredilmiş gibidir. Yani bir şey mukadder ise o zikredilmiş gibidir. Burada bizim maksadımız oradaki mef'ulü zikretmek değil ki. Burada bizim anlatmak istediğimiz zeydin yani bir işi yapan veya yapmayan olduğunu karşı tarafa muhataba haber vermek. Bundan peki şey hocam istenilen kısalık hocam. En büyük şey. İhtisar. Yani şimdi iki kişi arasında dinle bir şey var. Ben halen mef'ullerle uğraşıyorum. Nasıl ara zeydin? Hiç gerek yok. Yani mef'ulleri koymaya ne gerek var? Hocam bunu şöyle okuyayım. Ve huve bu o lazım fiil mertebesine indirilmesi, müteaddi fiilin lazım fiil menzilesine indirilmesi nedir? Darbani iki kısımdır. Diyoruz burada kaldı hocam. Ve huve darbani bu da iki kısımdır.